Kanal Çağrı'dan herkese selamlar. Değerli izleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerin karşısındayız. Bizler de bir tatili yaptık. Almanya'da son zamanlarda kira artışlarını gündeme getirmiştik ve hükümetten kira artışlarına çözüm olarak yeni bir radikal öneri geldi. Detayları ise şu şekilde. Almanya'da hükümetin büyük kanadı SPD, kiraların önümüzdeki 3 yılda en fazla %6 artışla frenlenmesi için harekete geçti. Almanya genelinde kiraların son dönemlerde büyük ölçüde artması ve bazı ev sahipleriyle emlak şirketlerinin yaşanan konut sıkıntısını fırsat bilerek kiraları şimdiye kadar hiç görülmemiş şekilde artırmaları üzerine koalisyonun büyük ortağı SPD bir önlemler kataloğu hazırladı. SPD, Federal Meclis Grubu tarafından hazırlanan raporda son yıllardaki kira artışına paralel olarak Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşla birlikte enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle insanların ödeme güçlüğü çektikleri belirtilirken buna dur denilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Ve SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Verena Huberts, partisinin önümüzdeki 3 yıl için kiraların en fazla %6 oranında arttırılması için yeni bir tasarı hazırlayacaklarını söyledi ve böyle bir fikir beyan etti. Türkiye'de de normalde kira artışları çok son derece yüksek ve Türkiye'de hükümet son 2 yıldır %25 artış için bir karar almıştı. Ancak maalesef Türkiye'de %25 yasal artış olmasına rağmen kanun bir şekilde delinebiliyor. Almanya'da da bunun kesinlikle önünün alınması gerekiyor. %6 3 yıllık için yani %2, %2, %2 şeklinde Almanya'da kiralarla ilgili tek çözüm aslında Almanya'daki konut miktarının artırılması. Ancak önümüzdeki 3 yıl boyunca Almanya'daki kiraların sadece %6 oranında artırılması SPD tarafından önerildi. Ve önümüzdeki günlerde de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve karara bağlanması gerekiyor. Biz de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, sizler de son zamanlarda kiranıza ne kadar zam geldi? Daha önce kaç para ödüyordunuz? Şimdi kaç para ödüyorsunuz? Yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın.